Furkan suresinin son ayeti kerimesinde hep diyoruz ya şok şok şok. Acayip bir ifade var. Bunu duyduktan sonra artık dua etmemek gibi bir şeyin yok. Zannetmiyorum. Muhakkak edeceksindir o dua. Bakın o duada Cenab-ı Hakk'ın Furkan suresi ayet 88, daha doğrusu son ayeti olması lazım. Estağfirullah. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. Sadece bu kısmını okuyorum. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. Sizin duanız olmasa Allah, hani biraz amiyane tabirle kullanacağım. Sizin duanız olmasa Allah sizi ne yapsın? Ne işe yararsınız siz? Yani siz dünyaya geldiniz. Dünyaya gelişinde görülüyor ki Allah Allah'lığını yaptı. Şimdi dünyaya gelen sen. Nasıl geldin sen? Anneler babalar dünya yaratmasına, canlının yaratılışına falan, benim yaratılmama sebep olan gibi anlatmış geçenlerde birisi Analar Günü'nü kutlarken. Yani Analar Günü'nden sonra Babalar Günü'nü de kutlarsın inşallah. Ne diyeyim ben sana? Anneni babanı yaratan da Allah var. Allah'ın hatırı var anne babada. Onu ekarte etmeyeceksin. Fakat şu, dünyaya geldin mi? Geldin. Bu neyi gösteriyor? Allah Allah'lığını yaptı. Dünyaya geldin. Şimdi kul olarak senin bir işin var mı? Var. Hepsini topla. Hani demiştim ki programın başında. Hepsini topla. Bu topladığın hareketlerin içerisinde Allah'a yakınlaşmak, Allah'la konuşmak için duan var mı? Var. Kıymetlisin kardeşim. Sen de üzerine düşeni yapmaya başlamışsın. Yok mu? Allah Teala buyuruyor ki ne işe yararsın? Ne yapıyorsun sen burada? Dua için yaşıyoruz. Dua üzere yaşıyoruz. Dualarla yaşıyoruz. Dua etmekle hayatın kıymetini anlıyoruz.